Merhabalar, Karanlıktır TV ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar, hediye almak için kanala abone oluyorsunuz. Aboneler kısmını görünür hale getiriyorsunuz. Bunu yaptığınız sürece her zaman hediyenizi alırsınız. Ve bugün çok değişik bir şey yapacağız arkadaşlar. KP ve altın kasmayı şey yapacağım, göstereceğim size. O kutuyu buldum arkadaşlar. Nerede çıkacağı yeri buldum. Dükkandan kaldırmışlardı. Geçen gösterecektim, gösteremedim. Şimdi ben onu çıkardım arkadaşlar. Kasadan çıkıyormuş meğerse o kutu. Birazdan göstereceğim, bir şeyleri diyeyim arkadaşlar. Ondan sonra geçelim ona. Şimdi arkadaşlar, isim değiştirme ile ilgili video gelecek dedim. Gene şey yapmışlar, başlamışlar yoruma. Ne olur ne olur gönder. Hatta biri de demiş ki, şaşırtıcı şeyler isimli kişi demiş ki, abi Allah rızası için dua ederim sana. Arkadaşlar şimdi bu tür şeyler yazmayın. Arkadaşlar bu tür şeyler yazmayın. Yalvarış halinde bir şey istemeyin. O yorumu gördüm. Biraz garip olmuş. Öyle bir şey yapmayın. Siz hediye almak istiyorsanız yapacağınız şey basit arkadaşlar. Oyun içi isminizi yazacaksınız. Bekleyeceksiniz. Bu kadar basit. Şimdi buna ne gerek vardı arkadaşlar? Yani böyle yapınca göndereceğimi mi sanıyordunuz yani? Arkadaşlar bu tür şeyi sevmem. Bir daha yazmayın bunu. Bunu yazan olursa bir daha yalvarış şeklinde, ne olur dua ederim böyle bir şeyler derse arkadaşlar, bunu kim yaparsa kendim engelleyeceğim. Sevmem böyle şeyi. Yani hediye uğruna bunları yapmayın. Sadece isminizi yazıp bekleyin. Ve arkadaşlar bunu yazdığı için bu arkadaş o videoya isim yazarsa göndermeyeceğim. Hatta neyse, bu yeni aboneymiş. Hatta arkadaşlar burada yazıyor, abone olmuş yazıyor. Bu bilmiyordur büyük bir ihtimal. Bu videoyu izledikten sonra umarım herkes normal oyun içi ismini yazar. Yalvarış şeklinde bir şey yazanlara hiçbir şey göndermeyeceğim arkadaşlar. Hatta tamamen engelleyeceğim. Sevmem böyle şeyi. Arkadaşlar bunu neden yapıyorlar biliyor musunuz? Normalde böyle bir şey için oluyor. Neyse, bunu araya katmayayım şimdi. Boş verin şimdi bunu. Ama arkadaşlar bu tür şey yazarsanız alamazsınız hiçbir şey. Ben sadece isimlerinizi yazın diyorum oyun içi. Bekleyin. Ama kimse buna çoğu kişi uyuyor, çoğu kişi uymuyor. Uymayanlar da genellikle yeni aboneler olduğu için. Umarım bu videoyu izliyordur. Bir daha böyle şey yapmaz inşallah. Normal isminizi yazın, bekleyin arkadaşlar. Başka bir şey yapmayın. Ne olur ne olur onu bunu gönder, ne olur onu bunu gönder demeyin. Bunu yapmayın arkadaşlar. Siz sadece isimlerinizi yazdığınız sürece hediyelerinizi alırsınız. Yalvarış çağrısı bir şey yapmayın. Arkadaşlar böyle yapınca ayrıca göndereceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kesinlikle gönderme. O yüzden normal isminizi yazıp bekleyin. Bunu dedikten sonra ve arkadaşlar, isim değiştirme ile ilgili video gelecek diyorum. Sürekli beklemeden sabırsız olanlar var. Sabredin. Sabredin, sabredin. Patlamayın. Patlamayın derken arkadaşlar, bir tane daha spama gelmiş. Küfür yazıyor. Onaylarsam yorum gözükür ama onaylamayacağım onları. Onu ben sileceğim. Nerede, bir bak, girelim şuraya arkadaşlar. Bir dakika, ne yazmıştı? Mobilden gireyim arkadaşlar YouTube'a. Arkadaşlar yazdığı şey şöyle. Senin oraları söylemiyorum arkadaşlar. Artık hediye gönder ne olur. Ne biçim bir şeysin? Tek bana göndermiyorsun. Bunu yazmış arkadaşlar. Öbür taraflarını söylemeyeceğim. Küfür yazdığı için. Şimdi buna ne gerek vardı ki yani? Azıcık daha beklese alırdı belki. Neyse arkadaşlar. Öyle oraya geldiği için onu sileriz. Yapacak bir şey yok. Bekleyemeyen arkadaşlar derler ya, sabreden ermiş muradına ermiş. Böyle değil mi arkadaşlar bir şey? Değil mi? Sabreden muradına eriyor. Sabredemeyen patlıyor. Yapacak bir şey yok. Bekleyen kazanır, beklemeyen kazanamaz. Zaten arkadaşlar şu kadar nakiti zaten hediye dağıtmak için bekletiyorum ben. Yani normalde ben kendim harcasam
burayı yükselteceğim arkadaşlar ama ihtiyacım olan bir şey yok. Sırf size hediye dağıtmak için bekletiyorum bu kadarı. Yani ben kendim harcasam burayı yükseltirdim. Ama ihtiyacım yok şu an. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Envanteri de görmüşsünüzdür ama şey çektiğim videoda izlediyseniz. Bir şeye ihtiyacım yok arkadaşlar orada benim. O yüzden harcamıyorum. Burayı hep hediye dağıtmak için kullanacağım arkadaşlar. Yani arada bir K paketine güzel şeyler geliyor. Arada bir 500 nakit, 350 nakit zaten bir şey değil. Ondan alıyorum. Ama dükkandan artık bir şey almıyorum arkadaşlar. O yüzden nakit yüklemiyorum. Sırf hediye dağıtacağım için bu kadar yeter diye düşündüm. Burada bıraktım. Bu bitince yüklerim. Ama belki şu yamada değiştirirlerse o zaman kendime doğru bir şeyler alırsam burayı yükseltip harcama yapacağım. Ama yamada ne zaman gelecek onu bilmiyorum. O yüzden şimdilik bu kadar yeter diye düşünüyorum. Yeter arkadaşlar. Zaten sırf hediye dağıtmak için kullanacağım ben onları. Şimdi ben ne demiştim arkadaşlar? KP altın kasma yöntemi demiştim. Arkadaşlar aha bu kutuydu benim dediğim. Bundan çıkıyor arkadaşlar altın kuponu falan. Bunu şeyden çıkardım. Buradan çıkardım. Şunu birikmişti arkadaşlar hediye kutusunda hatırlarsanız. Açtım. Üstüne ekledim. Bunlar çıktı. Bu çıktı. Bunlar. Bu. Bunlardan arkadaşlar şimdi açacağım. Eğer KP ya da altın kasmak istiyorsanız arkadaşlar mutlaka efsanevi kas alıp bundan çıkartıp toplu bir şekilde açın arkadaşlar. Yani bunu yarısını mesela sizde 50 tane varsa 30 tane açtığınızda mesela buraya 3 tane atıyor arkadaşlar. Fazla atmıyor. Yani bir bayağı bir biriktirin açın çünkü kuponları bazen çok atıyor arkadaşlar. Yani 15 tane falan açınca atıyor da oranı düşük oluyor. Çok açarsanız daha çok çıkıyor. Bakın ben şimdi açıyorum bunu. Şimdi o kuponları çıkarmaya çalışacağız. Bakın kaçınızda çıkacak göreceğiz. 90 tane var toplam. Evet arkadaşlar bakın bir tane attı gördünüz mü? Ne attı onu? 1000 altın kuponu attı. 5 taneden attı. Bakalım öbürünü kaçınca dağıtacak. Her 5 tane de bir mi atıyor ki acaba? Ama öyle değil mi? Evet arkadaşlar bakın ekstrada da 1000 altın attı. Oğlum ne yapmışsın bu? KP niye çıkmıyor acaba? Ya sakın onu da kaldırın. İnşallah kaldırmamışlar arkadaşlar. Bu ne kadar çok altın veriyor böyle. KP kuponu versene bir tane. Bunun içinden KP kuponu çıkıyordu arkadaşlar. Bakalım kaçıncıda çıkacak. Yoksa ondan mı kaldırdılar gizli demek. Hiç bilmiyorum. Benim açtığımda çıkmıştı. Aa arkadaşlar gördüğünüz gibi yükseliyor. Gördünüz mü bakın. 20 tane açtık 2000'e yükseldi. 30'uncada da belki 3000 olur. Şu KP niye çıkmıyor acaba arkadaşlar? Kaldırdılar mı ki ya? Ulan tam sırrını paylaşıyor. Adamlar şeyi değiştiriyorlar. Kutuları değiştiriyorlar. Var mı böyle bir şey? Acaba niye değiştiriyorlar arkadaşlar? Bir bilginiz var mı? Evet bakın arkadaşlar yükseldi. 3000 altın çıktı. 60. 3. 30. ekstradan çıktı. Bakalım 4.den 4000 mi çıkacak yoksa 3000 diye devam mı edecek? Ahala şu şey iyi oldu. Bu bana lazımdı. Arkadaşlar bunu kullanırım. Sırf şu bomba lazım bana. İyi oldu bunun çıktığı. Kaç gün kalmıştı benim bomba. İyi biraz süresini yükseltiriz. Hayret bu buradan mı çıkıyordu arkadaşlar? Ya? Vay be. İyi o işime yarar arkadaşlar. Şu an tek işime yarayan ne oldu? Onu zaten bittikten sonra dükkandan alacaktım. En azından 29 gün süresi uzar. Evet arkadaşlar gördüğünüz bir altın kupon daha çıktı. Oha! Güçlü kullan çıktı arkadaşlar. Bu buradan da mı çıkıyor be? Arkadaşlar gerçekten inanılmaz. Şu iki paket bir şu. Bir de şu gerçekten inanılmaz oldu. Demek ki bunlar buradan çıkıyormuş arkadaşlar bak. Vay be güçlü kullanıcı çıkardı arkadaşlar. Güçlü kullanıcı istiyorsanız arkadaşlar çıktığı yerler bir şampiyonla kasası bir bundan çıkıyordu 7 günlük. Bundan da çıkıyormuş ama arkadaşlar bundan fazla çıkacağını zannetmiyorum. Bir tane çıktı bir daha çıkar mı bilmiyorum. Çıkacağını da sanmam. Ama bu eşya arkadaşlar uzun süreli eşyalar atıyor sürekli. Şu ben her 20'de bir atıyor arkadaşlar güçlü kullanıcı. Bununla ilgili bir video gelecek. Zaten ben arkadakilerini bununla çıkardım. Bundan bir tane çıktı da öbüründen şu bayağı bir atıyor arkadaşlar şampiyona kadar. İnşallah onu da kaldırmazlar arkadaşlar. Yoksa batar.
Abi bir kurt parası ver ya, altına taktın sen de. Arkadaşlar alt kurt parası kuponu vermiyor. Ne oldu, onda mı kaldırdılar şimdi? Allah'tan. İnanılmaz bir şey ya. Normalde çıkması lazım arkadaşlar. Ya, altına atıyor, bakın şuna ya. Hayda. Arkadaşlar bilmiyorum artık çıkar mı çıkmaz mı şu sonunda. Benim açtığımda çıkmıştı 2000 kurt parası. Ama onu da kaldırmışlar herhalde. Bakın çıkmıyor. Normalde şimdiye çıkması lazım. Aynı altın kuponu gibi atıyordu arkadaşlar. Ama altın atıyor sürekli neyse. Bilmiyorum arkadaşlar. Kaldırmışlar onu da. Ama arkadaşlar KP'de 100-100 dönüş vererek yapabilirsiniz. Ben öyle bir taktik gösterecektim size. 2000 kupon atıyordu sürekli aynı altın kuponu gibi. Arada bir ekstra da 1000 altın veriyordu ya arkadaşlar. Onun gibi veriyordu ama kaldırmışlar onu da, bakın. Şu 10 taneden de çıkmazsa şu şey mi la acaba? Ya bu da lazımdı bana. İyi oldu var ya. Ben bu kutudan bayağı bir çıkartmaya çalışayım şunu ya. Öyle iyi şeyler çıkıyorsa. Şu ana kadar 3 tane işime yarayan şey çıktı. O neydi lan? Arkadaşlar karaktere bak. Şükran günü karakteriymiş. Ya arkadaşlar KP'yi kaldırmışlar. Ya bana çıkmadı ya da kaldırmışlar ama şimdiye kadar çıkması gerekiyordu. Büyük bir ihtimal kaldırdılar arkadaşlar. Ben 20 tane de çıkartmıştım ya. 90 tane açtı çıkmadı. Şuna bak, hep altın veriyor. Şunu da açak arkadaşlar. Bu kalabalığı kalksın aradan. Bu da güzel şeyler atıyormuş bakma arkadaşlar. Ben bunu nereden aldım? Şeyden attı arkadaşlar. Kasa attım. Bu da çıktı içinden. Bu nasıl çıktı arkadaşlar? 30 tane verdi. Gerçekten 10 gün süper şeyler çıkıyor bundan da. Gerçi benim işime yarar şu süper kutu barut oldu. Başka şu silah da işime yarar. Zaten aynısı çıktı. Arkadaşlar KP kasma taktiği içinden çıkan kurt paralarıydı ama kaldırmışlar. Normalde 90 tane açtım, altını gibi atması lazım onu gibi sürekli ama atmadı. Demek ki kaldırmışlar arkadaşlar. Ben onun şeyini göstereyim arkadaşlar. KP kasmanın diğer taktiğini ama öyle pek fazla olmaz ama 100-100 veriyor arkadaşlar. Öyle kasabilirsiniz bir yerine. Şimdi arkadaşlar kasacağınız tek yöntem KP'yi şöyle olacak. Arkadaşlar buzları açarken taş görevini aktif hale getirdim. Biliyor musunuz taşı? Bilirsiniz herhalde. Ya hep yanlış yere gidiyoruz. Şunu aktif hale getirin arkadaşlar kutu açarken. Buradan da ayrıca bir şey alırsınız. KP alırsınız. Neredeydi o? Şu an. Ben genellikle arkadaşlar kutu kullanımı 50 kez. Bakın arkadaşlar 400 KP veriyor. 50 tane kutu açtığınızda 400 KP veriyor. Bunu aktif hale getirin. Zaten açıldığını zaten 100 tane 200 tane açıyorsunuz o garanti. Her 50 şeyde aktife getirin. Ve KP'yi böyle 400-400 kasarsınız. Ayrıyetten arkadaşlar açtığınız kutularda tamam şuradan bir çıkalım. Bir onu gösterdim arkadaşlar. 400-400 almanız için. Neredeydi o açtıklarımız? Arkadaşlar şunları işte KP dağıtıyordu ama kaldırmışlar. Yani ben göstereyim dedim. O zamana kadar da kaldırmışlar. Arkadaşlar bunları dönüştürebilirsiniz işte. Allah Allah. Onu niye yüz vermedi şimdi? Bir dakika arkadaşlar. Oraya bir ulaşmamız lazım. Tek bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Gerçekten inanılmaz. Yani bir günde nasıl yapıyorlar bu böyle güncellemeyi ben anlamıyorum. Gerçekten iyi bir şey yapıyorlar. Gizli gizli iyi çeviriyorlar gerçekten. Dur şunları bir kaldıralım. Oraya bir gelmemiz lazım. Arkadaşlar onu da kapatmışlar. Olamaz. Bunlar da 100 KP veriyordu arkadaşlar. Sen de git. Şuna. Ha
Aha, bu da veriyordu arkadaşlar. Bunu da düşmüşler. Bu da vermiyor. Şimdi geldik arkadaşlar oraya. Bir alalım ben önce. Şunları da alalım. Bak geldik şimdi. Şimdi arkadaşlar şu dövmelere 100 KP veriyordu. Bakalım bir. Bunu kaldırmışlar. Bunu da kaldırmışlar. Arkadaşlar KP'leri kaldırmışlar. Gün yazıyordu orada. 60 gün yapmış. Ama işime yaramaz ki bu benim. Dönüştürüksün. Arkadaşlar bakın buna 100 KP verdi. Bakın. Buna verdi. Buna verecek mi? Yok. Dövmeleri kaldırmışlar arkadaşlar. Şöyle alalım. Şuna vermiyor herhalde. Altını bir veriyor zaten. Dövmeleri kaldırmışlar hep ya. Arkadaşlar sadece böyle kasılıyordu ama onu da kaldırmışlar bakın. Bunlar da 100 KP veriyordu arkadaşlar. Aa bakın verdi gördünüz mü? Neye verdi bu 100 KP'yi? Buna verdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlara da veriyordu ama kaldırmışlar bazılarından. Bakın gördüğünüz gibi 1'e düştü gene. Az önce gördüğünüz arkadaşlar verdi. Bunlara da veriyordu. Bunlar Allah bir dakika şöyle bir öbür dövmeleri almaya çalışalım. Buna vermedi. Şimdi Allah vermeyenlere hemen atak. Arkadaşlar KP kasmanın bu kutuda iki yöntem vardı. Biri bunları 100 KP'ye dönüştürmek. Aha bakın arkadaşlar silahın buna 100 KP verdi. Bakın buna vermiyor. Bunlar hep veriyordu arkadaşlar. Ama kaldırmışlar işte. Şu silahı da veriyordu. Ha bu devam ediyor. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Buna veriyordu, veriyor hala. Bunu kapatmamışlar. Bunu vermiyordu. Evet, bunu vermiyor. Şuna baktık zaten. Şu bu da vermiyormuş. Arkadaşlar, yani gerçekten hızlı bir şekilde nasıl yapıyorlar ben de anlamıyorum. Ha bir dakika bu 12 günlüğüne veriyor muydu? Ha vermiyormuş. Altın mı veriyordu? Şuna veriyor. Evet. Bu devam ediyor bakın arkadaşlar. Bu zaten rekor. Şuna da mı veriyorduk ya? Yok. Altın neymiş? Bu da düşmüş. Ne oldu? Almıyorum ateşi. Tamam. Şöyle bir geriye gidelim arkadaşlar. Bunlar var. Gümüş kurşuna devam ediyormuş. Arkadaşlar KP kasma yöntemi birincisi içinden çıkan kuponlardı. Ama onu da kaldırmışlar. Bir günde nasıl yapıyorlar arkadaşlar bilmiyorum ben bunu. Bunlara da veriyordu arkadaşlar. Bunları da kaldırmışlar. Ve silahlara da veriyordu bazılarına. Bak gördüğünüz gibi az önce dövmeyle silahı verdi arkadaşlar. Onların bazılarını kaldırmamışlar. Gerisini düşürmüşler. Bir KP yöntemi çıkan KP kuponuyla KP kasacaktınız. Bir de böyle gösterecektim ama böyle tam hepsinde şey yapmadığı için artık seçerek yapacaksınız. Hepsine vermiyor. Şuna veriyordu. Bakın gördünüz mü arkadaşlar bu devam ediyormuş bak. Buna veriyordu çünkü devam ediyor. Sonra şu karaktere de vermesi lazım. Evet bu da devam ediyor. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu bilmiyorum. Buna da veriyormuş bakın. Bu silahtan daha önce çıkmış. Buna altın veriyordu galiba. Bu da bir KP'ye düşmüş. Bakalım başka. Şu pompalıya da veriyordu. Evet. Gidelim. Bombaya vermesi lazım. Evet. Bomba da düşmüş. Bunu veriyor mu? Buna da veriyormuş. Bakın arkadaşlar. Şuna vermesi herhalde. Buna da verdi. Bakın. Kelebeğe verecek mi? Şurası hiç merak etmiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar silahların çoğunu düşünmüşler. Bazılarını da hala veriyor. Bazılarını da vermiyor. Böyle böyle kasarsınız arkadaşlar. KP butonu kaldırmışlar maalesef. Onu gösterecektim size. Kaldırdıkları için gösteremeyeceğim.
Bu arada envantere almayayım. Bir şeyler atalım arkadaşlar. Şunu atalım gitsin. Bir işe yaramaz bir şeyler. Birinciye geçtiğimizde şunu at gitsin. Şunu da at gitsin. Envantere temizlemek lazım arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bu arada bu görevi de yaparak AP'ye kasabilirsiniz. Ben şu an onu yapıyorum. Eşyaları şey yapın arkadaşlar. Sürekli bir veren eşyaları envanterinize alın. Atma görevi açın arkadaşlar. Hem kutu görevini yapın hem açma görevini. Bunlarla AP'yi bayağı bir yükseltirsiniz arkadaşlar. Bakın ben bunları atıyorum görev için. 150 AP alacağım arkadaşlar. Yani 75 tane daha civarı bir şey atarsam. Şunları da açın arkadaşlar. Açıktır da büyük bir ihtimal. Bunları biliyor musunuz arkadaşlar? Çoğu kişi bilmiyor. Hani belki şeylerden, videolardan gören vardır ama çoğu kişi bilmiyor arkadaşlar. Şuralardan seçin arkadaşlar. Oyun oynayacaksanız arkadaşlar mutlaka şu sinsiyi atakla kafadan vurmayı seçin. En yükseğe getirin başlayın. Küçükten başlamayın arkadaşlar. Ama bunun için altın istiyor biliyorsunuz. Arkadaşlar kutu açtığınızda mutlaka şeyi aktif hale getirin. Bakın 50. şu 10 kez boş verin. Şu kutu açılım 50 kez kutu açılımında 400 KP veriyor. Her kutu açılımında 50 kez bunu yapın. Ama tabi altınınız düşecek. KP kasmak istiyorsanız altınınız gidecek. Siz zaten oyunda altın kasılıyor arkadaşlar. KP kasılmıyor tek. KP altını da buraya verin. Her 50 kutu açılımında 400 KP kazanın. Ve arkadaşlar oyunda olduğunuz zaman da şu ikisini açın. Şu atma görevlerde bomba kurucusu falan var arkadaşlar. Bunlar zor. Bunları yapamazsınız. Bence hiç açmayın bunları. Yani bunu açtığınızda arkadaşlar 3 tane görev açılıyor en fazla. Burada bakın gördüğünüz gibi. Mesela şunu açacaksınız. Yanlışlıkla birini açtınız. Onu iptal ederken altınınız gidiyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli açın. Yani benim size söyleyeceklerim açın arkadaşlar. Bunu açın, bunu açın. Oyun içinde bunları açın. Şuraya ellemeyin arkadaşlar. Bunlardan KP zor kasılır. Bayağı bir uğraşırsınız hiç değmez. Şu şey var arkadaşlar. Hediye gönderme var. Bunu da açmayın arkadaşlar. Bu da biraz. Ama 800 KP veriyor da 50 kez. Bunlar nakitli hediye arkadaşlar. Altınlı değil onu da söyleyeyim. Altınlı değil de arkadaşlar. Hep nakitli de kabul ediyordu. Ama bir de bunu deneriz. Belki altına da dönüştürmüşlerdir. Ama arkadaşlar nakitle başladıysa nakitle gider. Ben dönüştürdüklerini sanmam. Sizin yapacağınız arkadaşlar bu görevlerden en büyük şunu açın şans kutusu açarken. Sonra o 100 KP vermeyenler envanterinizi alın. Şu görevi aktif hale getirin. 200 kez seçin isterseniz ya da 150 kez seçin. Bence 200 daha mantıklı arkadaşlar. Ben neden 150'yi seçtim diye sorarsanız ben usta yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Derdim orada. Bakın zaten buradan da ikincisini bilerek seçtim. Nerede o? Bakın bunları usta yaptım birincisini. Şu an ikincisini usta yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi kutular da usta. Şu da usta. Şimdi ikinci atmayı yaptım arkadaşlar. 28 kere yapmışım. Ben usta yapmak için uğraşıyorum arkadaşlar. Sırf KP'ye kasmak için değil. Derdim başka benim. Benim KP'ye zaten kasıyor. Çünkü bayağı bir yeter bunlar. Zaten ben harcamıyorum. Özel bir şey gelene kadar harcamayacağım. Ne EDS'ye harcarım ne de başka bir şey harcarım arkadaşlar. Bu KP'leri ya da altınları. Zaten altını harcayamam. O bir yarışma için duruyor. Ama KP arkadaşlar KP dükkanı bir değişirse hepsini harcayacağım. Videoda çekerim. Değişmediği sürece kesin harcamam arkadaşlar. Yani bir kere arkadaşlar bu KP'yi harcamam için mesela şu şey olsa bir dakika neredeyiz lan silahtan mı giriyorduk? Nerede bu silah? Arkadaşlar bir şey göstereceğim bakın. Şimdi arkadaşlar şu silah zaten silah kutusundan çıkıyor. Gösterdikleri KP'ye bakın. Hele bir de şuna bakın. Şu kadar KP'yi kim verir ki bunlara? Bilerek mi yapıyorlar yoksa gerçekten mi? Yani arkadaşlar bu kadar KP'yi kim verir ki bunlara? Yani şaka gibi ya şuna bak. Şu dandik silahı şu kadar KP'yi kim verir yani? Hadi siz bunlar geçin arkadaşlar. Ben şey için diyorum zaten. Şu legendler için diyorum arkadaşlar bakın. Bir kere bu fiyat çok pahalı arkadaşlar. Eğer var ya bunu şuraları kaldırsalar, şuralar gitse yani 5000 KP'ye falan düştü. Aynı şunun gibi. Nerede lan? Aha arkadaşlar gördünüz mü? Bakın
Bunlar gibi fiyatlar düşse normal olur da şimdi o kadar milyon KPN istemenin ne anlamı var ki? Yani gerçekten arkadaş şunlar bu fiyata düşse alınır yani. Yani çıkan şeyler kolay da çıkıyor bazıları. Gerçi bazıları mesela şu çıkıyor arkadaşlar bakın. O kutuyu açtığımızda çıkıyor. İstedikleri KPN'ye bakın. Yani kaç günlük hem de bu? Bir de 7 günlük arkadaşlar. Gerçi 30 günlük olsa da bir şey fark etmez. Bunların düşmesini bekliyorum arkadaşlar ben. Eğer düşerse Legend'e üye olacağım. Hep bunu alacağım arkadaşlar. Buna saldıracağım ama düşeceğini sanmıyorum. O yüzden ben beklerim. Bekleyeceğiz arkadaşlar o yüzden. Hani gerçekten 5 milyon KP biraz saçma arkadaşlar. 50 bin varken o kadar ne gerek var? Zaten KP'yi de kasamıyorlar. Millet kasamıyor. Yani gerçekten çok olmuş arkadaşlar. Biraz abartılı bir şekilde yüklemişler KP'leri. Arkadaşlar bakın işte ve bu dönmeye de bakın arkadaşlar bunu ellememişler. 100 KP veriyor gördüğünüz gibi. Biz devam edelim basmaya arkadaşlar. Bu düşmüş. Şunu bir alalım ya. Kaldıralım arkadaşlar şunları. Bu da düşmüş. Bunu da kaldırmışsın. Şu. Bunda da yok. Arkadaşlar o geç başına geçti gene. Ceza uygulamaya başladı. Nasıl olmuş arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar bir sürü. Aha bakın arkadaşlar gördünüz mü? Buna da 100 KP veriyor. Ne bu? Pegasus dövmesi. Arkadaşlar. Oha arkadaşlar kaç tane atıldı? Ben birkaç tane göndermiştim desteğe. Bakalım isimleri çıkacak mı arkadaşlar onların. Hem bunu dönüştürürken hem bakalım. Odada ekran görüntüsü aldım arkadaşlar. Gönderdim onu. Bakalım o isim çıkacak mı. Oha kardeşim ne çabuk doldun ya. Yuh be. Durun bakalım arkadaşlar. Yo bunları bilmiyorum. Bunları ben göndermedim. Şu XAS kar benim odada değil miydi arkadaşlar? O muydu ki acaba? Arkadaşlar şöyle isim olur bakar mısınız? Gerçekten çok garip. Zaten arkadaşlar bir isim böyleyse kesin bir alt vardır bu isimde. Çünkü çoğu kişi arkadaşlar hile kullandığı için yazıyor bu isimleri. Şu telefon numaraları görüyorsunuz herhalde. Onlar da hep hile arkadaşlar. Hadi şunları anladık. Normal isim de. Tamam bu da normal. Demek ki arkadaşlar bunlar haykırmadan küfür attığı için yemiş. Bazıları söylüyor akşamları. Bakın mesela arkadaşlar şu isim değil bu tamam bunu anladık öbürler nerede çıkla yukarıya yok arkadaşlar biz aşağı inmeliyiz tamam bu da isim bu biraz saçma ama bu da isim bu düz yazmış güzel bu da güzel ayarsız arkadaşlar ben bunu tanıyorum bir yerden aha arkadaşlar bakın neymiş bunun ismi DVGM OGL bak gördün mü? Bu da biraz saçma, bu da saçma. Arkadaşlar bunların çoğu hile olduğu için oluyor genellikle ama yarısı da sessizlik yiyor. Keko. Arkadaşlar dün biri şey yapmış. Ha bakın mesela bir tane de bu arkadaşlar. Küfür yapmış arkadaşlar. Onu da cezasını vermişlerdir. Aa, arkadaşlar mesela şu neymiş? Bir dakika çekilin. Şu da arkadaşlar bakın yazdığı şeyden dolayı bu da şey yapabilir. Aynısını yazmıştı biri. O da ceza yemiş. Serdar bilmem ne bilmem ne. Boş bu da saçma bir isim. Arkadaşlar buradan yazarken dikkatli olup izliyorlar. Fark etmiyorsunuz ama arkadaşlar izliyorlar. OG alttan yazı yazdı arkadaşlar. Diyor ki izleniyorsunuz diyor. Yani şurada AFK duruyordu arkadaşlar. Global mıydı o? Evet öyle bir şeydi ismi arkadaşlar. Burada duruyordu arkadaşlar. Biri diyor ki klana alım var. Öbürü de diyor ben senin klanına gelmem. Oradan bir şeyler yazdılar. O da alttan kırmızıydı böyle ismi. Alttan tire vardı arkadaşlar. Bir şeyler yazdı. İzleniyorsunuz. Dikkatli konuşmalarınıza da dikkat edin yazdı arkadaşlar. Onlar susmadı. Biri sustu da öbürü devam ediyordu arkadaşlar. Belki ona ceza vermiştir. Burada yazdım. İsmini bilmiyorum arkadaşlar. Bir garip isimdi. Tekmedim ne öyle bir şeydi arkadaşlar. Çok garip bir ismi vardı. Rütbesi düşüktü zaten arkadaşlar. Demek ki onu yazabildiğine göre rütbesi düşük olduğu için yazar arkadaşlar. Genelde onu rütbesi yüksek yazamazlar.
Çünkü rütbe düşme tehlikesi var. Onu riske giremezler. O yüzden rütbe olduğu için yapıyorlar. Tamam, her şeyimizi attık mı? Şurada ne olmuş? Dönmeler var. Bunu da atalım gitsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben yöntemini gösterdim size. Ama arkadaşlar kuponu kaldırmışlar. Onunla yapacağım şey yok. Ya da arkadaşlar kaldırmadılar da çıkmadı mı bilmiyorum. Ama benim açtığımda çıktıydı arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi altın kuponu atıyor sürekli. Onların yanında KP vardı. Kaldırmışlar büyük ihtimal arkadaşlar. O türlü değil ama kutu açma, atma göreviyle AP'nizi kasabilirsiniz. Göstereceklerim bu kadardı arkadaşlar. Böyle AP kasacaksınız artık arkadaşlar. O güncellemede iyi bir şey getirene kadar maalesef böyle kasacaksınız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar onu çıkan yer şeydi, onu da söylediydim arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim, bundan çıkaracaksınız arkadaşlar. O 2018'li kutusu bundan arkadaşlar KP kutusu çıkıyordu, onu da kaldırmışlar altın kuponu ile beraber. O da kalkmış. Gerçekten oyun şey atan çok kötü olmuş arkadaşlar. İnşallah bunu telafisini yaparlar arkadaşlar. Arkadaşlar 500 nakite efsane bir kasa alın. Bir artı 10 varmış. Şimdilik değmez. Biraz bekleyin yükselmesi. Hatta şurada vardı galiba. Nerede lan? Aa bak arkadaşlar getirmişler. Bunu boş verin. Arkadaşlar siz buradan alırsanız ne alın biliyor musunuz? KP'ye kasmak için uğraşacaksanız hepsi 750 nakit zaten. Arkadaşlar buradan alacağınız şey, bunu almayın. Neden almayın arkadaşlar biliyor musunuz? Çünkü şunu alırsanız o galim kutusu atıyor, oradan kasabilirsiniz. Ama bu tek verdiği için şu ikisi var, bunu alıp kasabilirsiniz. Efsanevi kasayı bu da atıyor, şey de atıyor, şu da atıyor. İstiyorsanız buradan alın 20 tane, ama şundan alırsanız arkadaşlar, hem bundan alırsanız atma ihtimali yüksek o efsanevi kasayı. Yani daha fazla kazanırsınız. Hem bu galim kutusu falan da atıyor, şundan da alabilirsiniz bu arada. Bundan da çıkıyor arkadaşlar. Alırsanız bunları alın. Evet arkadaşlar. Ben size taktiklerini gösterdim arkadaşlar. Yapmaya çalışın. Böyle kazanırsınız bir miktar. Gerçi kuponları kaldırmasanız daha çok kazardınız. Ama kaldırmışlar maalesef işte. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Öbür videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.